Merhaba arkadaşlar. Yazılıya hazırlık mahiyetinde sizlerle bugün TORC soruları çözeceğiz. Evet, birinci sorumuz. Yüksekliği 150, boyu 50 cm olan bir kapıyı K noktasındaki koldan tutarak döndürülecek en küçük kuvvet 20 Newton'dur. Buna göre kapıyı açmak veya kapatmak için uygulanması gereken en küçük TORC kaç Newton metredir? Evet, bize TORC'u soruyor. Şimdi kapının koluna dik bir kuvvet uyguladık. Şimdi TORC'u bir hatırlayalım. TORC, kuvvet ile dik uzaklığın çarpımıydı. Koldan uyguladığımız kuvvetin kapının dönme ekseni olan dik uzaklığı 50 santimetre, gördüğünüz gibi. Bunu metreye çevirelim. 50 santimetre 100'e böldüğüm 0,5 metre. F kuvvetinin bu durumda TORC'u ne kadar? Hesaplayalım şimdi. Kuvvetimizi 20 Newton vermiş. Dik uzaklığımız 0,5 metre. Evet, buradan TORC 10 Newton bölü metre diyoruz. Yani burada dikkat etmeniz gereken, şuradaki 150 santimetre ile hiçbir işimiz yok. TORC'umuz kuvvet ile dik uzaklığın arkadaşlar çarpımıdır. Evet, diğer sorumuz. Şekildeki levhaya etkileyen F, 2F, 5F kuvvetlerinin O noktasına göre toplam TORC'u ve levhanın dönme yönü soruluyor. Ne yapıyorduk burada? Önce 5F kuvvetimizi bileşenlerine bir ayıralım. Açımız 53 derece. 3, 4, 5 üçgenini hemen kullanalım. Düşey bileşen arkadaşlar 4F. Yatay bileşenimiz bu durumda arkadaşlar 3F kadar olacak. Sonra ne yapıyorduk? O noktasına göre kuvvetlerin dönme yönlerini bir bulalım. Burada yönler verilmiş, bakın. Bu yönlere göre yapıyoruz. 4F kuvvetinin dönme yönü arkadaşlar verilen yöne göre nedir? Eksi. 3F kuvvetinin arkadaşlar aynı şekilde dönme yönü eksi. 2F kuvvetinin dönme yönü artı. F kuvvetinin döndürme yönü artı. Sonra yapacağımız şey, toplam TORC'u bulmak için kuvvet ile dik uzaklıkları çarpıyoruz. Önce artı olanlardan başlayalım. Şu F kuvvetimizin, şu gördüğünüz F kuvvetinin buraya olan dik uzaklığı 2D kadar. Evet, buralara 2D, 2D diyelim. F çarpı arkadaşlar 2D oldu. Artı diğer 2F kuvvetinin dik uzaklığını bulalım. Bu 2F kuvvetinin dik uzaklığı ise kuvveti şöyle ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Ve O noktasının dik uzaklığı ne kadardır dediğimizde şuradaki uzaklık, bakın dik uzaklık 2F çarpı D kadar. Sonra eksi diğer kuvvetlere bakalım. 4F kuvvetimiz 4F çarpı bu 4F kuvvetimizin dik uzaklığı, şöyle kuvveti uzatalım. O'ya olan dik uzaklığını bir bakalım. Bakın dik uzaklık ne kadar burada görüyorsunuz? 2D kadar. Eksi benzer şekilde 3F kuvvetimizin dik uzaklığını yazalım. 3F'i uzattınız arkadaşlar. O noktasına olan dik uzaklığı ne kadar? D kadar. Evet, şimdi bu işlemi yapıyorum. Şuranın toplamı kaç FT yaptı? 4FT. Eksi burayı çarptım 8. Eksi 3'üm var burada. Eksi 11 FT. Buradan arkadaşlar TORC'umuz ne çıktı? Eksi 7 FT yaptı. Bizden levhanın dönme yönü. Bu eksi bize neyi gösteriyor? Levhanın dönme yönü eksi yönde. Yani saat yönünün saat yönündeymiş arkadaşlar, değil mi? Saat yönündeymiş. Evet, bu tip sorularda şuna dikkat edin. TORC'un yönüyle levhanın dönme yönü aynı şey değildi. Levhamız saat yönüne döner iken sağ el kuralına göre TORC'umuzu arkadaşlar sağ el kuralına göre buluyordu. TORC'umuzu sağ el kuralıyla bulduğunuz zaman TORC'un yönünü eğer sormuş olsaydı bize içeriye doğru. TORC yönü nedir diye sormuş olsaydı sorumuzda TORC'un yönü arkadaşlar çarpı. Neydi bu çarpı? Sayfa düzleminden içeriye doğru olacaktı. Evet, diğer bir sorumuz. Ağırlığı 4P olan, ağırlığı 4P hemen türdeş bu çubuk arkadaşlar. Ağırlığını yerleştirelim. Ağırlığı 4P olan düzgün türdeş çubuk şekildeki gibi yatay dengede. Buna göre F kuvveti kaç P'dir?
Evet, şimdi ne yapmam gerekiyor? Burada bir P ipimiz var. P yükü asılmış. Demek ki bu ipteki gerilme kuvvetimiz P kadar. Desteğe göre tork almam gerekiyor. Kuvvetlerin döndürme yönlerine bakıyorum. Bu P saat yönünün tersine döndürüyor. Buradaki 4P yine saat yönünün tersi. Bu P, gördüğünüz gibi yukarıdaki P de arkadaşlar saat yönünün tersi. F kuvveti ise arkadaşlar saat yönünde arkadaşlar döndürmüş oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Dengeye bir destek noktasına göre tork alıyorduk. Burada dengede olduğuna göre aynı tarafa döndürenlerin toplam torkuyla diğer tarafa döndürenlerin toplam torku olmalıydı? Eşit olmalıydı. Şimdi hemen torku alalım. Şimdi P çarpı P'nin buraya olan dik uzaklığını bakıyoruz. 3 artı 4P'mizin arkadaşlar dik uzaklığına bakıyoruz. Bakın burası tam ortası. Bölmenin yarısında gördüğünüz gibi 1 bölü 2 artı yukarıdaki bakın P'ye bakıyorum. Onun döndürme yönüne göre dik uzaklığı 1 birim. Eşittir dedim. F çarpı F'in desteği olan dik uzaklığı 2. Şimdi bu işlemi yapalım. Burada 3P var. Burada 2P oldu. Burada bir tane P geldi. Sağ tarafta da 2F var. Şu işlemi yaptım. 6P, 2F. Buradan F kuvvetimin arkadaşlar ne olduğunu buldum. 3P olduğunu bulduk. Bir diğer sorumuz. KL noktalarından serbestçe dönebilecek şekilde asılan düzgün türdeş XY çubukları şekilde ve dengelidir. Çubuklar türdeş. Ağırlıklarını ortada alıyorsunuz. PX, PY diyelim. Ya da orada soruda GX, GY demiş. Önemli değil. Dengedeymiş. Çubukların ağırlıklarının oranı soruluyor bize. Şimdi 37 derecemiz var burada. Şöyle yapalım mı? Bu ipteki arkadaşlar gerilme kuvvetlerine eşit birbirlerine. Şimdi bu ipteki gerilme kuvvetine 3, 4, 5'i kullanmam için şöyle 5T desem olur. Bu 5T'nin bileşenlerini ayırsam bunun düşey bileşeni 4T yok olmadı değil mi? Kaç T? 3T. 37 derece olduğuna göre. Burası arkadaşlar 4T. Şimdi K noktasına göre tork alıyorum. PX'i bulmak için. Çubuğun orta noktası olduğuna göre buraları ben 1, 1 desek olur mu? 1 birim, 1 birim desek olur. PX'in torku PX çarpı 1 eşittir dedim. Şimdi dik uzaklık 3T'nin dik uzaklığı ne kadar? 2. 4T'yi torku yok. Çünkü onun uzantısı K noktasından geçiyor. Dönme noktasından. Dönme noktasından geçen kuvvetin torku olmazdı. Onu almıyoruz. Buradan PX'i buldum. 6T. Aynı şekilde şimdi ne yapalım? Diğerini yapalım. Bu daha kolay. Yine çubuğun ortası olduğu için yine buraya bir birim bir birim desek olur mu? Olur. PY'nin uzaklığı arkadaşlar menteşeye bir birim. 5T'nin dik uzaklığı 2 birim. Buradan da P'yi ne bulduk? 10T bulduk. Bizden ne istiyordu? Bunların oranını. Bunları oranlarsak cevabın 3 bölü 5 olduğunu hemen siz de göreceksiniz. Diğer bir sorumuz da türdeş bir levha K deliğinden yatay birim ile takılmış. Levhadaki her bir karenin ağırlığı P olarak verilmiş. Levha dengede olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diyor bize. Şimdi dönme noktamız, menteşemiz K noktası. Şimdi ben bu levhanın kütle merkezini bir bütün olarak düşünürsem kütle merkezini bulmam zor olur. Beni uğraştırır. Bu tip sorularda yapacağımız şey parça parça alabilirim. Şurada gördüğünüz dört parçayı bir bakalım. Bu dört parçanın kütle merkezini burası desem olur mu? Olur. 4'te, değil mi? Benzer şekilde şurada kalan tek bir parça var. Onun kütle merkezi de orta noktası. Bunun aşağıya doğru ağırlığında bir P aldım mı? Aldım. Sonra yapmam gereken K noktasına göre tork almak. Bizden istediği neydi zaten? F kuvvetini bulmak. Şimdi tork alıyorum. F çarpı. F'in dik uzaklığı K noktasına ne kadar? 2 birim. Eşittir. 4P'nin torkunu alıyorum. 4P çarpı. 4P'yi uzatın. K olan dik uzaklığına bakın. 1 birim artı P çarpı
P'yi uzatın. P'nin K noktasına olan dik uzaklığına bakın. 1, 2, yarımda burada var. 2,5. Yani 5 bölü ne oldu? 2 oldu. Artık bundan sonra yapacağım şey şu denklemi çözmek. 2F. Buraların paydalarını eşitleyelim. 2. Yukarıda ne oldu arkadaşlar? 8 geldi. 8 artı 5, 13. 13 P bölü 2. 13 P bölü 2. Buradan cevabımızın 13 P bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir ÖSYM sorusu çıkmış bir soru. K ucuna bağlı menteşe çevresinde serbestçe dönebilen D uzunluğundaki türdeş ve düzgün kalas şekilli konumda dengededir. Kalasın ağırlığı P olduğuna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? Şimdi kalasımızın ağırlığı P kadarmış. Ortasından P'yi bulalım şöyle önce. Bir kuvvetlere bir bakalım. Sonra arkadaşlar ipteki gerilme kuvvetini gösterelim sağa doğru. İki tane kuvvetim var. Başka bir şey var mı? Hayır. Benim K'ya göre tork almam gerekiyor. Şimdi kuvvetler ile çubuklar arasında bir açı var. Dik değil. Bu durumda ne yapıyorduk? Bileşenlerini ayırıyorduk. Dik bileşenlerini alıyorduk. Şimdi T'nin arkadaşlar burada ne yapacağım? Dik bileşen T sin 53. Yani 0,8 T. Şimdi bu açımız 53. Fakat şuradaki açımız kaç derece? Gördünüz herhalde oradaki açıyı. 37 derece. Bu durumda bunun bileşeni, dik bileşeni ne kadar çubuğa? P çarpı sin 37. Sin 37 de arkadaşlar 0,6 P. Sonra ne yapıyorum artık? K noktasına göre tork alıyorum. Şimdi 0,8 T çarpı diyorum. Bunun dik uzaklığı, çubuğun tamamının uzunluğuna arkadaşlar L dedim diyelim. Eşittir 0,6 P'nin çarpı onun K noktasının uzaklığı çubuğun orta noktası yarısı kadar olduğu için L bölü 2 desem olur. Sonra L'ler ne oldu? Güle güle gitti. Ne kaldı burada? Şimdi bunları 4 T bölü 5 diye yazayım. Daha kolay olacak herhalde. Burayı da arkadaşlar 3 P bölü 5 diye yazayım. Bir de burada 1 bölü 2 mi var? 1 bölü 2. 5'lerin de gitti. Onlar da güle güle. Ne kaldı? T eşittir. Hemen bu işlemin 3 P bölü 8 olduğunu söyleyebilirsiniz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Evet, yine bir ÖSYM çıkmış sorumuz. M menteşesine bağlı ucu çevresinde serbestçe dönebilen düzgün ve türdeş bir kalas diğer ucuna bağlı bir iple asılan L cismi ile şekilli konumda dengedeymiş. K kalasın ağırlığı P olduğuna göre. Kalasın ağırlığı P kadarmış ortasında. Benden istediği nedir? L cisminin ağırlığı ne kadardır diyor. Şimdi L cisminin ağırlığı ne kadar? Şimdi K cisminin ağırlığını P demiştik. Şimdi biz ne diyelim buraya? T diyelim. Buradaki T ile L'nin ağırlığı zaten birbirlerine eşittir. T'yi bulursam L'yi de bulmuş olacağım. Şimdi bu T ise sabit makara var. O zaman buradaki ip kalası yukarı doğru T gerilme kuvvetiyle ne yapacak? Çekecek. Sonra ne yapıyorum? Bu T'yi bileşenlerine ayırıyorum. Yatay düşey. Yukarıdaki neydi? Sinüs 37. T çarpı sinüs 37. T kosinüs 37. Fakat bununla bir işim yok. Çünkü bunun torku ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Şimdi menteşeye göre tork alıyorsunuz. T sinüsü 37. Çubuğun ortasına bir bir diyelim birimlerin ortası olduğundan dolayı. Şimdi tork yapalım. T çarpı sin 37. Sin 37'mizin değeri neydi? 0,6 çarpı çubuğun uzunluğuna 2 birim dedim. Eşittir. P çarpı P noktasının menteşesinin uzaklığı ne kadar? 1 birim. Sonra artık bunu size bıraksam da olur aslında. Değil mi? 3 bölü 5 diye yazdım. Burası 2 eşittir. P'den teyip gelmemiz ne kadarmış diyorum. Buradan da 5 P bölü 6'ymış. İp gelmesi 5 bölü P, 5 P bölü 6 olduğuna göre L cisminin ağırlığı da budur diyoruz. Evet, diğer bir sorumuz. Şimdi ne diyor bize? Kütlesi 2m olan düzgün türdeş çubuk x-y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Kütlesi 2m olan düzgün türdeş çubuk. Hemen yerleştirelim. Kütlesi 2m olan düzgün türdeş çubuk.
Çubuğun orta noktası, türdeş dediğin için arkadaşlar, ortasında 2m. X-Y cisimleri dengede. X cisminin kütlesi m kadarmış. Onu da yerleştirdim m. Y'nin kütlesi ne kadarmış? O da 4m kadarmış. Onu da yerleştirdim. Benden istediği ipteki gerilme kuvvetini kaç mg? M cinsinden, mg cinsinden soruyor bize. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. Gene burada bir sabit makara var ve iki tane ipim var. Şimdi bu ip gerilmesiyle şu gördüğünüz ip gerilmesi birbirlerine eşittir. Aynı ip. Aynı ipin her noktasında arkadaşlar gerilme kuvveti ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şimdi ipteki gerilme kuvvetleri T. Her ikisinde çubuğun dengesinde bir etkisi var. İkisinde torkunu almam lazım. Şimdi torku nereye göre alacağım? Destek noktasına göre. Şimdi T'yi yine bileşenden ayıralım. Değil mi? Bir açımız var burada. T sin 37. Sin 37 sin pardon T sin 30. Sin 30 1 bölü 2 olduğuna göre buna T bölü 2 desek olur. Bunu T bölü 2 dedim şimdi. Sonra bu noktaya göre tork alacağım. Şimdi burada kuvvetlerin benim için döndürme yönleri önemli. Şimdi M şöyle mi döndürdü? Yani saat yönünün tersinde. 2M saat yönünün tersinde. Buradaki T bölü 2 de arkadaşlar saat yönünün tersinde. O zaman aynı tarafa döndürenlerin torklarını yazıyorum şimdi. Yazalım şimdi buradan. M çarpı buradaki M'in 1, 2, 3 buraya uzaklığı 4 artı 2M çarpı bunun dik uzaklığı 1 artı T bölü 2 bunun dik uzaklığı 2. Şimdi eşittir diyeceğim. Diğer tarafa döndürenler. Diğer tarafa döndürenler 4M ile diğer T. Bunların döndürme yönleri de aynı birbiriyle. Şimdi eşittir dedikten sonra 4M çarpı bunun uzaklığı bir birim artı diğerin dik uzaklığı ne kadar? T çarpı sayalım şimdi. Kaçtı bu? 1, 2, 3, 4'tü. Tamam. Şimdi artık bu işlemi yapalım. Şimdi ne oldu? Yukarı bir bakalım. Şurada gördük ne var? 6m artı t. İkiler gitti. Eşittir. Burada 4m artı 4t. Şimdi 4m karşıya 2m. T diğer tarafa 3t. Demek ki burada teyip gerilmemiz ne kadarmış? 2m bölü 3'müş diyoruz. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkıymış. Evet, yine bir benzer soru var. Yine bakın iki tane ip var. O noktasından asılan arkadaşlar bir kalas. Ne diyor sorumuzda? O noktasından duvara menteşe ile eşit bölmeli türdeş çubuk ile eşit bölmeli türdeş çubuk ile iki P ağırlığı K cismi şekildeki bir dengedir. Şimdi K cisminin ağırlığı 2P. Yerini bir yerle koyalım onu. K cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti P olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar P'ymiş. İşte iki tane ipimiz var yine burada. Bunlar sabit makara. İpin yönünü değiştiriyor sadece. Buradaki ip gerilme kuvvetleri birbirine eşit. Buna da P dedim. Çubuğun ağırlığı ne kadardır diyor. Türdeş çubuk dediğine göre çubuğun ağırlığı da orta noktasında. Onu da X diyelim. Onu bilmiyoruz. Sonra yapacağım şey artık O noktasına göre tork almak. Şimdi T'lerin torkuna bir bakalım. T'leri P dediğinden dolayı P çarpı kaç yazdım oraya? 2 artı diğer T'ye bakalım. 1 arkadaşlar kaç oldu? Çubuğun O noktasına göre uzaklığı P çarpı 4. Saydım şuradan 1, 2, 3, 4 eşittir 2P çarpı 2P'nin uzaklığı 2 birim. X'in uzaklığı o da aynı 2 birim. Şimdi yapıyorum bu işlemi. 6P 4P artı 2X. Evet, buradan X'i söyleyin diyorum size ama söyleyemiyorsunuz değil mi? 2P eşittir 2X. Evet. X'imiz P kadarmış. Evet. Şimdi de düşey duvar yatay yer arasında bir çubuk sorusu. Ağırlığı 48 Newton olan türdeş bir çubuk şekildeki bir dengede. Sürtünmesiz düşey duvarın. Düşey duvarda sürtünme yok. Düşey duvarın çubuğu uyguladığı kuvvet F1. Şimdi tepki kuvvetleri daima temas yüzeyine diktir. Şimdi buradaki tepki kuvveti duvardan çubuğa doğru. Bu F1.
Yerin şu uyguladığı düşey tepki kuvveti F2 dediği de yerin şu uyguladığı. Bu da yukarıya doğru. Bu da temas düzeyine daima arkadaşlar diktir. Bir de çubuğumuzun ağırlığı vardı. Kalasın ağırlığı. O da P. 48 Newton diye verilmiş. Şimdi bunun dengede kalabilmesi için yerde mutlaka sürtünme olması gerekir. Çünkü F1 kuvvetini dengeleyen bir kuvvet olmalı. Hatırlarsanız denge prensibine göre zıt kuvvetler birbirini dengelerdi. Sağa çekenler, sola çekenlere, yukarı çekenler, aşağı çekenlere nedir? Eşittir. Bu yüzden dolayı mutlaka yatay düzlem sürtünmeli. Şimdi burada F2 kuvvetimiz, şu ne? F2 kuvvetimiz. F2 kuvvetimizin doğrudan P eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Niye? F2 kuvveti yukarıya, P aşağıya. Yukarı çekenler, aşağı çekenler eşit olması gerektiğinden dolayı. Aynı şekilde F1 kuvvetimiz arkadaşlar sola, sürtünmemiz de sağ. Bunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. F1 de sürtünme kadardır. Örneğin bu soruda bize sürtünme kuvvetini sormuş olsaydı F1 kuvvetini bulmamız yeterliydi. Şimdi F2 kuvvetinin P olduğunu söyledik. Yani F2 kuvvetimiz P kadar olduğuna göre, çubuğun ağırlığı da 48 Newton diye verdiğine göre demek ki F2 kuvvetimiz 48 Newton'muş. Şimdi ben F1'i nasıl bulurum? İşte F1'i bulmam için ben bu noktaya göre arkadaşlar tork alırız. Yani şu noktaya arkadaşlar K noktası diyelim ve bu noktaya göre tork alalım. K'ya göre tork alırken F2'nin ve sürtünmenin zaten torkları yoktur, sıfırdır onlar. Ben sadece F1 ve P'nin torkunu alacağım. Burada ya F1 ile P'yi bileşenden ayıracaksınız ya da hiç ona gerek yok. 3, 4, 5'i kullansak, dik uzaklığı kullansak daha kolay olabilir. Şimdi 37'nin karşısındaki kenar 3x desem, çubuğun ağırlığını 5x dedim, kabul edelim. 37'nin karşısındaki kenarı 3x desem, şu açımızda gördüğünüz gibi 53 derece, bunun karşısındaki kenarda 4x olacak. 4x, yani şurası 4x kadar, burası arkadaşlar 3x kadar. Şimdi dik uzaklığa göre, k'ya göre tork alıyorum. F1'in dik uzaklığı ne kadardır desek 3x kadar değil mi? Eşittir diyorum. P'nin arkadaşlar torku ne kadardır dediğimde P'yi de aşağıya doğru çeksek 4x'in tam ortasından geçeceğine göre buralar 2x, 2x değil mi? P çarpı 2x. Sonra x'ler gitti buradan. F1 çarpı 3. P'mizi bize 48 vermişti. 48 çarpı 2. 3 ile 48'i de sadeleştirdim. Buradan F1'in 32 Newton olduğunu buldum. Evet, doğru seçeneğimiz D şıkkıymış. Şekildeki gibi ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli AB çubuğunun destekler üzerindeki dengesini bozmadan avucuna asılabilecek en büyük yük değeri. A'ya asılabilecek bir yük asıyoruz arkadaşlar. Bizden en büyük yük değeri ve en küçük yük değeri oranı kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda iki tane destek konulduğunda genelde bazen bunları karıştırıyoruz. Nereye göre tork almam gerekir diye soruyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. X'in en büyük değerini hesaplamak istiyor isem X'in ben bir desteğine göre torkunu almam lazım. Şimdi burada X eğer maksimumsa, ağırlığı büyükse sanki bu B ucunun hafif havaya kalktığını düşünün. Biraz yukarıya kalktı. Artık iki desteğiyle bir ilgisi kalmamış oldu. Bu durumda ben sadece bir nolu desteğe göre tork alacağım. Şimdi bir nolu desteğe göre tork alırsam X'in buradaki uzaklığı ne kadardır? X çarpı 2 eşittir. Artık iki desteğini yok diye düşünüyorsunuz. P'nin diğer desteği uzaklığına bakıyorum. Hemen saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan X 3P oldu. Bu maksimum değerimiz oldu bizim. Şimdi ikinci yapacağım şey de şu. X'in minimum değeri. Eğer X minimum ise bu defa B noktası aşağıya iniyor. Sanki A noktası yukarıya kalkıyor gibi düşünün. Bu defa 1 ile çubuğun teması kalmayacak. Bu durumda da 2 nolu desteğe göre tork almam lazım. Şimdi yapalım 2 nolu desteğe göre torku. 1, 2, 3, 4 saydım. Eşittir. P çarpı. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4'ler. Gitti. X eşitle ne çıktı? P. Demek ki 3P maksimum. En büyük değer. P de o zaman minimum. Yani X
Aslında P ile 3P arasında bir değer aldığı müddetçe bu çubuğun dengesi bozulmaz. Evet, diğer sorumuz. O noktasından geçen dik eksen etrafında dönebilen ve ağırlığı ihmal edilen çubukla kurulan şekildeki düzenek dengede olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur diyor. Şimdi benzer sorular çözdük. Artık bunlarla bu tip sorulara çok zorlanacağını zannetmiyorum. Şimdi bu T 90 derece. Bu açımız 60 derece. Şurası da 60 derece. Şimdi şu noktaya göre tork alacağım. Ama burada 20 Newton'un bileşenini ayıracağım. Çubuğa dik bileşeni bulmak için 20 çarpı ne demem lazım? Dik bileşen için sin 60. Sin 60'ın değeri (3) bölü 2. Buradan ne çıktı bu arkadaşlar? 10 (3). Şimdi ben O'ya göre tork alıyorum. Şimdi T'nin O noktasından olan uzaklığı ne kadar? Çubuğun uzunluğu kadar. Çubuğun uzunluğuna L, o zaman T çarpı L eşittir. Buradaki şu kuvvetimiz, bileşeni ayırdığımız bu kuvvet, bu bileşen 10 (3). Bunun da uzaklığı L kadar. Burada L'ler gitti. Ne kaldı o zaman? 10 (3). Bizden istediği de ipteki gerilme kuvvetiydi. Evet, basamaktan bir çıkarma sorusu. Ağırlığı 150 Newton olan, yarıçapı da 1 metre olan küreyi basamaktan çıkarabilmek için yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. F kuvveti en az kaç Newton'dur diye soruyor. Şimdi ben bu küreyi basamaktan çıkarmam için F kuvvetinin torku buradaki çubuğun pardon kürenin ağırlığının arkadaşlar torkundan büyük olması gerekir. Ya da sınır değeri olarak eşit olması gerekir. Şimdi dönme noktası neresi? Devrilme noktası kürenin bu nokta. Ben bu noktaya göre tork alacağım. İşte bu F kuvvetimiz. Bu da P'miz. Dik uzaklığı bulmam lazım. Nasıl bulacağım dik uzaklığı? Şimdi burada şöyle bir üçgen yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi yarıçapı kaç metre? 1. Şimdi basamağın yüksekliği 0,4 olduğuna göre buradan şöyle bir yatay çizgi çekersem 1'den 0,4'ü çıkarttım. Ne kaldı burada? 0,6. Şu uzak, şu aradaki mesafe 0,6. Şuradaki mesafe ne kadardır dersek hemen 3,4,5 aklınıza geldi. 0,8. Uzaklıkları buldum. Şimdi F'in bu noktaya göre, ne noktası diyelim o noktaya? Biz K noktası diyelim. K noktasına göre dik uzaklığı ne kadardır dediğimde 0,6 diyeceksiniz. F çarpı 0,6 eşittir. P'nin dik uzaklığı ne kadardır dediğinde şu uzaklık diyeceksiniz. O da 0,8. Hemen şimdi yapıyorum işlemi. F çarpı 3 bölü 5, 0,6'ya göre yazdım. P'yi bize 150 diye vermişti. 150 çarpı bunu da 4 bölü 5 diye yazdım. 5'ler arkadaşlar buradan gitti. Buradan işlemimiz nedir diyoruz? 200'dür diyoruz. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Şimdi O noktasından düşey duvara menteşelenmiş P ağırlıklı ince, düzgün, türdeş, dikdörtgen bir levha verilmiş. Türdeş bir dikdörtgen levhamız var. İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olduğuna göre T bölü P oranı bize soruluyor. Şimdi ne yapmam lazım? Biraz soru böyle ürkütücü gelmiş olabilir. Ama çok zor bir şeyimiz yok. Yapmam gereken şey şu. Bu P dikdörtgenin ağırlığı. Benim bunun O noktasına göre torkunu alabilmem için bileşenlerini ayırsam olur. Farklı yollarla da yapılabilir ama ben burada ne yapayım? Şöyle bileşenlerini ayıralım arkadaşlar. Şimdi şu açımız 37 derece. Şimdi o zaman şu açımızın da 37 derece olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu bileşen iple paralel. Düşey duvarla da P arkadaşlar birbirine paralel. Demek ki aradaki açı yöndeş açıdan 37 derece. Bu P'miz, şöyle bileşeni ayırması kolay olsun diye şöyle yapalım mı? Buraya ne diyelim? 5x diyelim örneğin. P'ye ben 5x desem. Bu 37 olduğuna göre bu bileşen 4x, diğer bileşen kaç x yapacak? 3x yapacak. Sonra O noktasına göre tork alacağım. Şimdi her bir bileşenin ayrı ayrı torklarını alacağım. Dik uzaklıklarını bulacağım. Şimdi T'nin dik uzaklığı neresi? Şu uzaklık. Yazıyorum şimdi. T çarpı kaça? 2a. Yazdım. Eşittir.
Şimdi 3x'in dik uzaklığı ne kadar oldu? O noktası şu uzaklık bakın. Dikdörtgenin uzun kenarı 4a, burası o zaman 2a. 3x çarpı 2a. Sonra artı diğer 4x'in de torku var. 3x'e 4x'in döndürme yönleri aynı olduğu için onları aynı tarafa yazdım. 4x'in de şöyle uzatsam, bakın uzatsam, O'ya dik uzaklığı demek şuradaki uzaklık 2a'nın yarısı. A. Demek ki 4x'in torku da a kadar. T çarpı 2a, yapıyoruz şimdi bu işlemi. Ne oldu şuraya bir bakalım. 6, 4, 10x çarpı a. A'lara güle güle dedik. Buradan t ne çıktı? 5x. T'miz 5x. P'miz de 5x demiştik. Demek ki bu oran kaçmış o zaman? 1'miş. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Hoşça kalın.